Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kredi çekerek ev alan bir kimse tövbe etmek için evini satmalı mıdır? Bir de şöyle sorulmuş. Krediyle ev aldık ve evde huzursuzluklar baş gösterdi. Bunun sebebi bu girmiş olduğumuz günah mıdır, çekmiş olduğumuz kredi midir? Kardeşlerim, evvela şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyye kesin bir dille faizi yasaklamakta, faizin büyük günahlardan olduğunu ifade etmekte ve alanla verenin aynı durumda olduğunu beyan etmektedir. Allah Teala kitabında "Ellezine yekulna riba la يَقُومُونَ illa كَمَا yaqumul ladhi yatakhabtuhu'sh şeytanu مِنَ mes" buyurmakta. Yani faiz yiyenler, faizli muamelde bulunanlar kabirlerinden diriltilecekleri vakitte şeytan çarpmış kimseler gibi diriltilecekler. Yani Allah Teala onları mahşer yerinde ne yapacak? rezil kepaze edecek kıymetli kardeşlerim. Yine başka bir ayet-i Allah Teala ya eyyuhellezine amenu tekullaha ve zeru ma baqiya minar ribah Allah'tan korkun ve faizi bırakın buyurmakta. Fe tefalu tefaalu şayet bırakmazsanız hala faizli işlemlere devam ederseniz fe zenu bi harbin ve Resulih. O takdirde Allah ve Resulüne karşı bir savaşa girmiş olduğunuzu bilin buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayette de Müslim rivayet ediyor. Le'anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akile riba ve mukilehu ve şahideyhi ve Allah Resulü aleyhisselam faiz alanı, vereni, yeni, yedireni, şahit olanları ve bu faizli muameleyi yazanı, daptedeni lanetlemiştir. Hum seve bunların hepsi günah noktasında aynı pozisyondadırlar buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Yine işte bu sebe'l mubikat. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Yedi büyük günah var ki bunlar evleri, ocakları söndürür buyuruyorlar. Bunlardan bir tanesi eklur ribe. Faizli muamelede bulunmak, faiz yemektir. Kıymetli kardeşlerim, her ne kadar faizle, krediyle alınan evde baş gösteren sıkıntıların bu günah sebebiyle olduğunu kesin bir şekilde söylemek doğru olmasa da ayetlere ve hadislere baktığımızda kişinin işlemiş olduğu günahların hayatına menfi olarak, olumsuz olarak etki ettiğini müşahede ediyoruz. Allah Teala ayeti kerimesinde fe ahazahumullah bi zunubihim yani ben kullarımdan günah işleyenleri günahları sebebiyle helak ettim, tuttum, azaba onları çarptırdım buyuruyor. Yine başka bir ayet-i kerimede ve men asabeke min fe nefsik. Kötülük olarak başta ne gelirse yapmış olduğun günahtan sebebiyle buyuruyor Rabbimiz. Yine Şura suresinde ve ma asabukum min musibetin fe Başınıza gelen her bir musibet işlemiş olduğunuz günahlar sebebiyledir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise İbn Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte inner racule la yuhramur rizqa biz bi Kişi işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan, bereketten mahrum kalır buyuruyor. İşte bu gibi ayet ve hadislerden sonra diyebiliriz ki elbette faizle, krediyle ev alan kişi bu günahının bedelini ödeyecektir. Yani evde baş gösteren huzursuzlukların sebebi bu olabilir. Peki ne yapılmalıdır? Kardeşlerim faizin kişinin zimmetine teratüp etmesinden sebep kişinin almış olduğu bu evi tövbe ederken satması şarttır demiyoruz. Ama üzerine düşen yegane vazife ise şudur ki mutlaka ömür boyu nefes aldığı müddetçe bu günahından sebep tevbe istiğfar etmeli. Bir daha da böyle bir günaha asla tevessül etmemelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.